bölümüyle devam ediyoruz. Look at the picture and circle the correct word demiş. Resimlere bakacağız ve resme göre doğru olan kelimeyi circle yapacağız. Yani daire içine alacağız. Restaurant ve hospital demiş. Resimde bir hamburger var. Hangisiyle bağlantılı olabilir? Tabii ki restoranla bağlantılı olabilir. İkinci resme bakalım. Museum, library, kitaplar olduğuna göre tabii ki cevabımız kütüphane anlamına gelen library olacak. Resimde animals yani hayvanlar var. Zoo mu, school mu dersek tabii ki cevabımız zoo, hayvanat bahçesi olacak. Resimde bir doktor görüyoruz. Hospital mı, bank mi? Tabii ki cevabımız hospital. Resimde bir park görüyoruz. Kafe mi, park mı dersek cevabımız park olacak. Resimde money, para görüyoruz. Bank mi, park mı? Tabii ki cevabımız bank. Şimdi testimize başlayalım. Hangi eşleştirme doğrudur demiş. Kafe, bank, school. Hangi eşleştirme doğrudur? Tabii ki school. Burada bir hospital var ama kafe demiş. Burada bir museum var ama bank demiş. A ve B şıkkı yanlıştır. C şıkkı öğretmen ve öğrenciler olduğu için school, okulla uyumlu. C şıkkımız doğru. Diyaloğu tamamlayınız. Excuse me, where is the bank? Affedersiniz, banka nerede? It is in the bedroom. I'm sorry, I don't know. It's on the box. It's in the bedroom. Yatak odasında demek. Bankanın yatak odasında olma ihtimali yok. A'yı eledik. B şıkkında üzgünüm, bilmiyorum diyor. I'm sorry, I don't know. Bu olabilir. Yine de C'ye bakıyoruz. It's on the box. Kutunun üstünde. Bir banka kutunun üstünde olamayacağına göre cevabımız B şıkkı. Hangisi bir yer adı değildir? Sofa, library, museum. Library kütüphane, museum müze. Sofa ise kanepeyi de hatırlarsınız. My house'un testinde öğrenmiştik. A şıkkı bir yer adı değildir. Hangi eşleştirme yanlıştır? Book, library, eat, restaurant, animal, bank. Kitap ve kütüphane uyumlu. Eat, restaurant, yemek ve restoran uyumlu. Animal, hayvan, bank, banka. Hayvan ve banka uyumsuz. Dolayısıyla C şıkkımız yanlıştır. Where is your mother now? Now şimdi demek. Annen şimdi nerede diye soruyor. Senin annen şimdi şu anda nerede? Bakıyoruz resme. Hastane odasında görünüyor. At the zoo, at the shopping center, at the hospital. Doğru cevabımız C şıkkı. Ahmet is at the zoo now. Ahmet şimdi neredeymiş? Zoo yani hayvanat bahçesinde. Hemen bulalım. A şıkkı. Where is Laura now? Laura'nın şimdi nerede olduğunu soruyor. Bakalım hangi şık doğru olabilir. Burada bir resim yok. Demek ki iki tane şık kesinlikle yanlış ve olmayacak. A şıkkına bakalım. She is at the bank. Olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? O bankada diyor. Buraya tamam. Şimdi B'ye bakalım. She is 11 years old. Olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? O 11 yaşında diyor. Yaşını sormamıştı bana soruda. Soru ve cevap uyumu önemli. B'yi eledik. C'ye bakalım. It's on the sofa. On the sofa olabilirdi. Kanepenin üstünde olabilirdi değil mi? Oturduğumuz zaman kanepenin üstünde oluyoruz. Ama it is diyebilir miyiz bir insandan bahsederken? Hayır. Laura bir kadın olduğu için ondan bahsederken she is dememiz gerekiyordu. O zaman C şıkkını da it is sebebiyle eledik ve cevabımıza A dedik. Resme göre hangi cümle doğrudur? Bakalım resimde bir öğretmen var, öğrenciler var, bir şey öğretiyor. They are at the shopping center, they are in the classroom, they are at the park. Hiç tartışmasız cevabımız B şıkkı çünkü sınıfta olduklarını söylemiş. A şıkkında alışveriş merkezi, C şıkkında park dediği için onları eledik. B şıkkımız doğru. Doğru cümleyi seçiniz. Burada bir restoran görüyoruz, bir garson görüyoruz, bir müşteri görüyoruz. Bakalım. I'm at the school, I'm at the bank, I'm at the restaurant diyor. Tartışmasız cevabımız C şıkkı. Excuse me, where is the bank? Biri soruyor. Affedersiniz, banka nerede? Hep de bankaya soruyorlar. Bakalım cevap ne olabilir? Oh, great. Harika. Olabilir mi biri size bir yeri sorduğunda? Oh, harika mı dersiniz? Demeyiz. Eledik. B şıkkına bakalım. I'm in the city. Ben
ben şehirdeyim diyor. Ama senin yerini kimse sormadı. Where is the bank? Banka nerede demek. C şıkkına bakalım. Over there. İşte orada. Evet olabilir. Biri bize bir yer sorduğunda söyleyebileceğimiz cevaplardan biriydi. C şıkkı doğru. Hangi diyalog yanlıştır? Where are you now? I am in the city. Where is the boy? It's in the garage. Where is your mother now? She is in Ankara. Hangisi yanlıştır demişti. O zaman soruyla cevap arasında bir uyumsuzluk olması gerek. Where are you? Sen neredesin? Benle başlayabilir. Evet, soruda you olduğu için. Ben şehirdeyim. Doğru. Where is the boy? Çocuk nerede? Erkek çocuk demek boy. Çocuk nerede? Cümleye nasıl başlaması gerekirdi? It is yerine he is ile başlaması gerekirdi. He is in the garage deseydi okay. Ama it is dediği için the boy ile it is uyuşmaz. He is olması gerekirdi. Eledik. Aslında bulduk diyelim cevabı. C şıkkına yine de bakıyoruz tabii ki. Where is your mother now? Senin annen nerede? Senin annen dediği için cevabı she ile başlamalı. She is in Ankara. Bu da doğru. Yanlış olan C şıkkı. 12. sorumuz. Hangi eşleştirme yanlıştır? Village, city ve town demiş. Village, city ve town. Cevabımız town, kasaba demektir.